Potsdam Meydanı'ndaki Piyano Gölü üzerine projekte edilen 25 metre yüksekliğindeki soyut resimler. Ya da Alexander Meydanı'ndaki Dom Aquare'de ışıldayan binlerce LED lamba. Berlin genelinde yaklaşık 70 enstalasyon 17 gün kentte ışıldayacak. Gendarmenmarkt'taki konser salonu binası görsel ve işitsel bir şova dönüştürüldü. Kaş Töker bu projeksiyonu ekibi Akne ile oluşturdu. Burada amaç konser salonunun yeni bir şey oluşturmaya vesile olmasıydı. Müziği içeriden dışarıya taşıyarak bir projeksiyon yardımıyla binaya yansıtabilmekti. Yüksek performanslı projektörlerle ışık metrelerce yüksekliğe sahip duvar ve sütunlara yansıtılıyor. Ekip, tasarımcı ve projektör uzmanlarıyla 2 hafta boyunca 3 boyutlu ışık konseptini oluşturmak için çalıştı. Enstalasyon bir bilgisayar programıyla kumanda ediliyor. Proje maliyeti ise oldukça masraflı. Akne ekibi benzer projeksiyonlarla dünya genelinde başarıya sahip. Binaların 3 boyutlu görüntüsünü taradık. Bu da bizim müzikle idare edilen projeksiyonumuzun temelini oluşturdu. Müzik, bina cephesindeki resimleri yönetti. Bunun için akustik verileri görselle birleştiren bir bilgisayar yazılımı geliştirdik. Akne ekibi dışında Berlin'deki Işık Festivali'nde birçok sanatçı yer alıyor. Buna göre çalışmalar da çok yönlü. Örneğin ışıldayan kostümler giymiş insanlar da bu çalışmaların bir ürünü. 44. yıl dönümü nedeniyle televizyon kulesi içinde bir konsept hazırlandı. Ya da bir otelde müşteriler uzaktan kumandalarıyla pencerelerini ışıklarla aydınlatabiliyorlar. Alexander Meydanı'ndaki Aquares'in cephesinde animasyon balık ve dalgalar dans ettiriliyor. Berlin Işıldıyor projesinin hazırlıkları 12 ay sürdü. Sponsorlardan para toplandı ve bu yıl festivale ek birçok etkinlik düzenlendi. Festivale yaklaşık 2 milyon ziyaretçi bekleniyor. Burada olan ve buraya gelecek insanları mutlu etmek istiyoruz ve buraya daha fazla insan gelmesini umuyoruz. Onlara yılın bu soğuk dönemi olan Ekim ayında, karanlık çöktüğünde ve serin olduğunda, dondurucu olmaya başladığında insanları sevindirip onları ışıkla mutlu etmek istiyoruz. Suya yansıtılan projeksiyonlarla ayrı bir cazibe oluşturan ışık üzerinde gemi turları düzenleniyor. İlginç olansa gemilerin de ayrıca ışıklandırılmış olması ve etraftaki binaları aydınlatması. Gemiler günlük turlarla tüm kent içinde farklı güzergahlarda seyahatler sunuyor. Harikaydı, özellikle de ışık gösterisi. Çok heyecanlıydı. Çok güzel, çok romantik. Berlin'i farklı bir yönüyle, ışıkla yaşamak. Yeniden Akne ekibiyleyiz. Gösterilerin zirve noktası, Stephen O'Brien'in Weird Little Piano şarkısı. Sanatçılar sonuçtan oldukça memnun. Gelecek yıl yeniden katılmayı çok isteriz. Burası en sevdiğim yer. O yüzden burayı tercih ederim. Berlin Katedrali de harika olurdu. Brandenburg Kapısı güzel ancak projeksiyon için çok zor. O nedenle bu meydandan çok memnunuz ve gelecek yıl yine katılmak isterdik. Berlin her seferinde farklı bir yönüyle ışıldamaya devam ediyor.